zaman bir nevi bilim insanısınız. Çünkü araştırmakla kendinizi bir görev vermişsiniz kendinize. Ve kendi kitabınızı da zaten yazmıştınız. 2250 adet bitkisel reçete diyor. 1000'den fazla bitki fotoğrafı ve sayısız bitki bileşenlerinin açık formülünü bulabilirsiniz diye. Ben nereden okuyorum? Çünkü tam karşıda zaten sizin güzel bir çerçeveniz var. O çerçeveden sevgili seyircilerimize okuyorum. Elinizde zaten o kitap. 2250 çeşit bitki. Bunları nasıl araştırdınız İbrahim Bey? Çünkü siz sürekli ekranlardasınız. Acaba hatta biraz amiyane diyeyim de söylemek istiyorum. Bağışlayın lütfen beni. Ya bu adam kitap yazmış ama ne yapmış? Nerelere gitmiş? Nerelere gittiniz Allah aşkına böyle bir araştırmayı yaparken? Aa, bunu zaten şimdi Almanlar bunu çok güzel programlamışlar. Yıllardır uyguluyorlar. Hapını damlasını derecesini yapıyorlar. Botanik bahçeleri var. Almanya'da 100'e yakın botanik bahçe var. Hemen hemen her üniversitenin botanik bahçesi var. Ve botanik bahçelerde 1, 2, 3 değil. 4000, 5000 bitki yetiştiriyorlar. Yani ben burada mesela ismini vermeyeceğim. 1, 2 botanik bahçeye gittim üniversitenin. Bitki bulamadım. Süs bitkisi buldum. Dedim ki bura ne dedim. Üniversitenin botanik bahçesi mi süs bitkisi mi yetiştiriyorsunuz? Ne oluyor dedim. Bakka kaldılar. Yani üniversitenin botanik bahçesinde şifalı bitki yok. Süs bitkisi yetişir. Çok tuhafıma gitti. Yani fotoğraf çekemedim. Geri döndüm Türkiye'de. Ama Almanya'da mesela sadece Frankfurt Üniversitesi'nin Wolfgang Johann Goethe Üniversitesi Johann Wolfgang o da ölürken Bismillahirrahmanirrahim demiş. Yani bütün hayat felsefesini Hazreti Peygamber'in hayat düsturunu kendine örnek almış. Arkadaşlarına, dostlarına yazı yazarken Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış. Meşhur, dünyanın en meşhur şairlerinden birisidir. Biraz Mevlana'yı şey yaptığı iddia ediliyor. Şimdi bu Avrupalılar mesela bu seviyeye nasıl ulaştı? Allah rahmet etsin İbn Sina zamanında 1000 yıl önce bütün bu modern tıbbın temelini kurdu. İlk destilasyonu yapan İbn Sina'dır. Yani mesela gül yağı olsun, kekik yağı olsun, nane yağı, adaçay yağı vesaire vesaire. Bu yağların elde edilmesini ilk tekniğini uygulayan İbn Sina'dır. Sonra Avrupalılar İbn Sina'nın kitaplarından istifade ederek 347 yıl bütün Avrupa üniversiteleri İbn Sina'nın kitabını ders kitabı olarak okumuşlar, okutmuşlar. Ama tabii ki onlar alıp ata alan Üsküdar'ı geçeriz.